Müslümanların katlini kabul etmişse ve buna zemin hazırlamışsa fuhuşun milyonlarca mislidir. Ama her türlü alçaklığı yapar tabii münafık. Yani bir kere Allah'tan korkmadığını göstermiş. Yani mesela şarap da içer, namazında kılmaz, fuhuşta yapar, kahpelikte yapar, Müslümanların şehit edilmesini seyreder, hatta teşvik de eder. Her türlü adilik yapar. Dolayısıyla yani tek bir suçun faali değildir münafık. Geniş bir yelpaze vardır. Yani çirkin, iğrenç, geniş bir yelpaze vardır. O iğrenç bedeni için, o pis, kokuşmuş bedeni için her türlü alçaklığı yapan müflis, seciyesiz bir mahluktur. Pislik bir mahluktur münafık. Mesela Kur'an'dan nefret eder ama Kur'an'danmış gibi kendini göstertir Müslümanlara. Namazdan nefret eder ama namazı kılıyormuş gibi de göstertebilir yer yer kişilere. Ama onun asıl amacı fuhuştur, haramdır, ahlaksızlıktır, kahpeliktir ve Müslümanların yok olmasını ister, bütün Müslümanların. Zaten çekilmesinin nedeni Müslümanların yok olmasını kolaylaştırmak içindir. İslam'ın yok olmasını kolaylaştırmak için çekilir. Malını çeker, kendini çeker ki İslam yok olsun, Müslümanlar yok olsun. Böyle bir alçaktır. Ama sorsan o kendini evliya gibi görür tabii. Yani ehli namustur, işte harama yanaşmaz. Halbuki zaten pisliğin, alçaklığın içine oturmuş, milyarlarca Müslümanın kanı eline bulaşmış bir kahpedir. Ama o onu örtüleyerek Müslümanları kandıracağını zanneder. Mesela baktık ki münafıklar diyor ki, onlar ki Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bak, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara yani müminlere, hiçbir infakta harcamada bulunmayın. Yani hiçbir şeyinizi vermeyin. Sonunda dağılıp gitsinler de. Dağılıp gitmek için bunu yapar. Kendini çekmesinin nedeni de dağılıp gitmek içindir. Yani örnek oluyor diyor ki bak ben gidiyorum, siz de gidin. Bak ben gidip eğleniyorum, keyfime bakıyorum, siz de gidip eğlenin, keyfine bakın. İslam diye bir şey yok, Müslümanlık diye bir şey yok, İslam'a hizmet diye bir şey yok anlamında kendince şeytani bir tebliğ yapar. Yani münafığın bütün hayatı artık şeytana tapmak ve şeytana yönelik şeytanı koruyan tebliğler yapmaktır. Şeytan ne ister? Mesela Müslümanların dağılmasını ister. Şeytan diyor ki örnek ol göstert diyor. E tamam diyor, ben Müslümanların yanından ayrılıp gösteriyorum diyor. Git şarap iç diyor, örnek ol diyor. Şarap içip örnek ol. Fuhuş yap der, gider yapar.